bacı yan yana, iki de bacı yan yana. Girsem aralarına, girsem aralarına. İki de bacı yan yana, iki de bacı yan yana. Girsem aralarına, girsem aralarına. Olmaz 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 ol
olsun. Allah canımı alsın. O yarın yollarında, o yarın yollarında. Sanatçıları, yöremizin şairleri, yöremizin ozanları, yöremizin aşıkları hepsi olmalı. İşte yöremizin şairlerine değer veren Pamela yayınlarının sahipleri buradalar kendileri ve Zafer Kula'da 2600 rakımlı yerde kitaplarını sergilemeye çalışıyorlar. Bunların içerisinde Artvin var sevgili dostlar. Bunların içerisinde Şavşat var sevgili dostlar. Bunların içerisinde örfümüz var, adetimiz var, köyümüz var, yolumuz var, dağımız var, izimiz var, pancarcımız var, şenliğimiz var, her şeyimiz var. İşte unutmamak için unutturmamak gerekiyor. Unutturmayanlar burada. Merhabalar, bir tanıyalım sizi. Merhaba, benim ismim Köksal Aydın. Yayın evinin yayın yönetmeniyim ben. Belki Türkiye'de ilk defa böyle bir yayla şenliklerine geliyor bir yayın evi. Bundan önce hiç olmamış. Şimdi kıyıda köşede kalmış yerlerimiz, sanatçılarımız var, şairlerimiz var. Bunları bir şekilde çıkarmak lazım. Ya topluma kazandırmak lazım, sanatçıya kazandırmak. Çok güzel şiirleri var. Hatta şiirinin birisini de biz besteledik sevgili dostlar. Ben şairimizden de birkaç cümle almak istiyorum, duygularını almak istiyorum. Buyurun Tanrı Bey. Valla öncelikle Nurbay Usta, buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Genel yayın yönetmenim Köksal Bey, genel sanat yönetmenim Erkan Karasoy, İstanbul'dan buraya benim Beyaz Yol adlı şiirimi kitap yaptılar, çıkardılar. Her ikisine de ayrı ayrı buradan huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, safa geldiler. Burada bana dünyayı bağışladılar. Bir eser yaptılar, bir çocuk, evlat. İnsan öldüğünde eseri kalır. İnşallah adımız yaşayacak. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Çok teşekkür evet. ediyorum ben. Ölüm herkes için var ama uzak olsun. Biraz soğuk bir şey herhalde. Biraz soğuk bir şey. Sizi tebrik ediyorum. Önemli olan bizde, ben de ölümün bir tarifi var sevgili dostlar. Şöyle ki, insanlar mezarın başında sizin üzerinize son kürek toprağı döktükten sonra oraya o kürekleri omuzuna vurup da geriye döndükleri zaman işte o anki onların sohbetleri, muhabbetleri sizi ya öldürür veya yaşatır. Bizler ve bu şairlerimiz, bu insanlar yaşamak için yaşatıyorlar. Onun için kendilerine çok teşekkür ediyorum.
Yine yanımızda bir karizma dostumuz var böyle. Kendisini bir tanıyalım, bu tarafa doğru da bir alalım böyle biraz daha. Burası karanlık gibi herhalde. Şöyle biraz daha alalım. Tanıyalım sizi de. Ben Erkan Karasoy. Pamela Yayınları'nın sanat yönetmeniyim. Görsel anlamda ne varsa benim elimden geçiyor. Şiir tabii çok önemli. Kültürümüz için de çok önemli. Şiiri en iyi şekilde yansıtmayı sağlamaya çalışıyoruz kitaplarımızla. Kapak tasarımı olsun, iç dizayn olsun. Bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Evet, sizlere teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, işte görüyorsunuz bunları bu etkinliklerde sayısını çoğaltmak lazım, arttırmak lazım. Dünyada şairi en çok olan 3 tane ülke var sevgili dostlar. İran, Azerbaycan ve Türkiye. Ve bunların içerisinde en çok olan da Türkiye. Türkiye'de de şairi en fazla olan yerlerden birisi, bakın kimse bilmiyor bunu, Artvin'dir sevgili dostlar. İsterseniz kim ne derse dersin araştırsın baksınlar. Buradaki insanların, şu gördüğünüz alandaki insanların mutlaka %60'ı %65'i oturur bir şeyler yazar. Yazmak lazım. Çünkü yazılan her söz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu da bugün burada Taner Bey'in, Taner Evren'in imza günüydü. Böyle bir güzel bir ortamda imza günü yapıldı. Onun için bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir plaketleri var, onları takdim edecekler bizde. Bunu görüntülemeye çalışıyoruz. Buyurun. Türk edebiyatına kazandırdığınız için bu plaketi veriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, bizler de çok teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Kitap armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İmzaladın. Evet, bunlar buradaki gönül dostlarının bizlere hediyeleri. Bunlardan daha büyük bir hediye yok sevgili dostlar. Evinde en çok kitabı olan bir insan olarak şu şavşatta övünç duyuyorum, gurur duyuyorum. 5000 kitap var. 5000'in üzerine bunlar ekleniyor. Okumaya çalışıyorum. Şu ana kadar 3000 küsürünü okudum. İnşallah bunları da okurum. Ama ne güzel, görüyor musunuz? Beyaz yol demişler böyle. Beyaz yol. Beyaz kalpten beyaz yol sevgili dostlar. Belki yollarımız stabilizedir ama bizim kalbimiz asfalttır. Asfalt. En güzelindendir. Yine Eylül'ün 11'i. Mutlaka vardır bir hikayesi elbette. Bakmak lazım. Eylül'ün 11'i var. 12'si var. Kötüsü var. Acısı var. Tatlısı var. Biz tatlılıkları yansıtalım. Burada kitapları, çocuk kitapları var. Görüyorsunuz Erkan Karasoy'un tüylü ayıcık. Bunları görünce imreniyorum. Alamazdık bizler. Bunları okuyamazdık. Hele birisinin elinde gördüğümüz zaman imrenirdik. Ve o özentimi kitaplara, sevdayla ve onunla gidermeye çalışıyorum sevgili dostlar. Arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Cebinde tüte ayrılık bana ölümden beter. Eski dost kervanı eyleme beni, eyleme beni. Ayrılık bize ölümden beter. Oh, no.
Başkanımız oyuna davet ediyorum. Helal gençler, helal.
Sıra sıra, oh nene koçarı,